Evet sevgili izleyenler, bir Erkan'la geziyoruz programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Erkan'la bu hafta nereyi geziyoruz diye merak ediyorsanız eğer, bu hafta yine Konya'mızın vazgeçilmez fuarlarından bir tanesindeyiz efendim. Bu hafta gayrimenkul fuarındayız. Buradaki atmosferi sizlerle paylaşacağız. Ev fiyatları ne durumda, projeleri ne durumda, en ince ayrıntısına kadar gireceğiz. Sözü daha fazla uzatmaya gerek yok efendim. Erkan'la geziyoruz programı ne yapıyor? Gayrimenkul fuarında çekimlerine sizler için başlıyor. Bir evimiz olsun, çok güzel olsun, olacaksa Adem Bulut olsun diye boşuna dememişler. Sevgili izleyenler, bizler gayrimenkul fuarında ne yapıyoruz efendim? Çekimlerimize an itibariyle başladık. Tabii ki Konya'mızın gururu, olmazsa olmazlarımızdan kim var efendim? Adem Bulut İnşaat'te burada çok güzel bir stand açmış. Müşterileriyle ona gönül veren isimleri ne yapıyor efendim? Burada hasbihal ediyor, yeni projeler hakkında konuşuyor. Biz de bu hasbihalden vazgeçer miyiz? Tabii ki vazgeçmeyiz. Şimdi ne yapacağız? Biz de tanışacağız, sizlerle buluşturacağız. Efendim öncelikle fuarınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi herkes biliyor ama biz sizi usulen şöyle bir tanımak isteriz. Adem Bulut ben. Adem Bulut İnşaat olarak ortaklarımızla şu anda fuarımızdayız, standımızdayız. Konyalıyım. Yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Konut ve ticari anlamda faaliyetlerimiz oldu. Bir güne kadar yaklaşık 2000'in üzerinde insanı ev sahibi yaptık, yaşam alanına dönüştürdük. İnşallah Konya'da daha değişik ve yeni projelerde olacağız diye ümit ediyoruz. Şimdi Adem Bey, projelere girmeden önce ben şu sorumun cevabını sizden bir almak istiyorum. Burası bir stand mı, restoran modunda mı ben anlayamadım. Maşallah gelen giden eksik olmuyor. Bayağı bir gönüldaşlarınız var. Bunu neye borçlusunuz? Ya şimdi bu işin bir altyapısı var. Gerçekten sevenlerimiz var, dostlarımız var, misafirlerimiz var. Yani fuarı merak eden insanlar geliyor, bizleri merak eden insanlar geliyor. Aslında ilk gün olmaz hasebiyle veya yakın zaman olmaz hasebiyle katılım şu anda güzel görünüyor. Biz bu kadar bir katılım ilk zamanda beklemiyorduk. Buranın tabii bir vitrinin olması ve firmaların kendisinin aidiyet olduğu veya karakterini ortaya koyacağı bir stand. Tam yani bir tabirle görücüye çıkıyoruz. Görücüye çıkıyoruz tabii. Yani burada Konya'nın tabiriyle el içine çıkıyoruz. Kesinlikle. Yani buradaki standımız güzel olmalı. Misafirlerimizi en şekilde ağırlamalıyız. Bunun yanında da yeni yapacağımız projeleri tanıtım anlamında bir fırsatımız oluyor. Artı görmediğimiz insanları burada görme fırsatı oluyoruz. Çünkü çalışma temposunda birçok insanlarımızla, arkadaşlarımız, dostlarımızı görüşemeyebiliyoruz. Onları ağırlayamayabiliyoruz. Ama bu fırsatta bunlarla görüşüyoruz. Bu insanlarla görüşüyoruz. Bence şu anda iyi gidiyor. Şimdi maşallah 20 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Emin adımlarla ilerliyorsunuz. Dediğiniz gibi birçok kişiyi de ev sahibi yaptınız. Şimdi yeni projeler devam ediyor illaki. Peki Adem Bulut İnşaat yeni bir yerde proje başlatırken ilk önce neye dikkat ediyor? Ya bizim şimdi Konya'nın 3 tane bölgesi var. Karatay, Meram, Selçuklu. Biz bu işe Selçuklu'da başladık. Selçuklu bizim doğduğumuz bölge olduğu için ilk göz bebeğimiz, ilk göz ağrımız Selçuklu. Selçuklu'nun da kendine göre dinamikleri var. Bu dinamikleri tabii biz biliyoruz ve Selçuklu olarak ağırlığımız Selçuklu bölgede inşaat yapıyoruz. Tamam Karatay'da biraz yaptık, Meram'da yaptık ama biz hala şu anda Selçuklu'da yapmaya devam ediyoruz. Yeni projelerimiz de Selçuklu'da olacak. Özellikle Yazır bölgesinde, İstanbul yolunun sağında solunda olacak. Dikkat ettiğimiz nokta bölge tabii ve dinamikler. Yani evin dinamikleri, satış dinamikleri vardır. Yani insanlar ev alırken bu işin okula yakınlığına bakar, alışveriş merkezine yakınlığına bakar, hastaneye bakar. Üniversiteye bakar, tramvaya bakar. Tabii bunlar bir faktör haline geldi. Çünkü özellikle Selçuklu bölgesi bu dinamikleri içinde barındırıyor. Belki Karatay için bunu söylemeyebiliriz. Karatay'da bu dinamikleri yok ama Karatay'ın da kendine göre dinamikleri işte eş dost veya köylü veya hemşeri ve anne baba faktörü var orada. Yani orada ailesi çevresi oradaysa oradan dışına da çıkmıyor. Yani biz o yüzden Selçuklu bölgesinden ayrılmıyoruz. Yeni projelerimiz burada olacak inşallah. Maşallah Rabbim yolunuzu bahtınızı Amin. İnşallah açık etsin. Şimdi vatandaşlarımız ev alırken nelere dikkat etsinler de mahcup olmasınlar, gönül rahatlığıyla otursunlar şöyle evlerinde? Ya ben her zaman dediğim gibi yani firma çok önemli burada. Çünkü müteahhitler çoğaldı, çok müteahhit var. Yani herkes kendi içinde kaliteli yapmak istiyor, yapıyor ama tabii bu iş tecrübe ister. Ve artı firma sahiplerinin karakteri de önemli. Yani karakter yapısı firmanın işe yansır, projeye yansır. Bu da çok önemli faktör. Tabii ev alırken önce firmaya bakmalı.
Daha sonra projeye bakmalı. Projenin kendisine ve dinamiklerine. Çünkü projenin kendi içindeki metrekarelerin dağılım bile çok önemli. Yaşam alanları çok önemli. Ve firmanın daha önceki yaptıkları işin öncesine dönüp aldıkları müşteriye de sormalı bence. Yani referans anlamında öncesine i̇şare bakmalı. Olmalı. Tabii işare olmalı. Çünkü yeni yapan bir firma buna göre tecrübesi ona göre, referansı ona göre. Mutlaka onların da kendine göre bir tecrübesi vardır ama bizimki 20 yıldan bahsediyoruz. Yani her sene üstüne koyarak gelen bir firmayız. Hala da yukarıları zorlayarak gidiyoruz. Çünkü önemli. Çünkü inşaat canlı bir halde. Devamlı gelişen bir olduğu için biz de elimizden geldiği kadar kendimizi yukarılara taşıyoruz. Peki vatandaşlarımız şimdi bu programı izlerken düşüncelere kapılıyorlar. Acaba her bütçeye göre ev var mı Adem Bulut İnşaat'ta diye bir aydınlatabilir miyiz? Vallahi biz aslında her bütçeye göre ev yapamıyoruz. Aslında gönlümüzden geçiyor, yapmak da istiyoruz. Fakat gün geçtikçe inşaat maliyetlerinin artması, arz oranlarının artması bu bizim ekonomik bir daire yapmamızı engelliyor. Yani biz şu anda biraz daha bir üst segmente hitap ediyoruz. Yani üst segmentten kastım şu, fiyat anlamında biraz yukarılardan gidiyoruz. Yani tercihimiz bundan dolayı bir de arsalar da bunu istiyor, maliyetler bunu istiyor. Yani her kesime aslında hitap edemiyoruz. Bu bizim biraz eksikliğimiz. Yani keşke, gönül ister ki her kesime hitap edip herkes ev sahibi yapabilmek istiyoruz. Ama biz duyumlarını alıyoruz, sanki bunlarla ilgili bir proje var ya gibi. Ya bununla ilgili projelerimiz, biraz çalışmalarımız var. Ama arsa arayışlarımız var. Arsa bu işin en büyük faktörü. Çünkü arsanın üretimi yok. Gün geçtikçe Konya'da yayıldığı için, arsanın maliyetleri de arttığı için ister istemez ekonomik anlamda daire maliyetleri düşmeyince de fiyatlar düşmüyor. Bunun eksikliği var. İnşallah ileride zamanda olursa bunu Konya'mızla paylaşacağız, hemşehrilerimizle paylaşacağız. Şimdi Adem Bey, maşallah Konya'mızda, trafikte, çarşıda, pazarda nereye başımızı çevirirsek çevirelim bir inşaatla karşılaşıyoruz. Şimdi genelde yatırım amaçlı mı daha çok gidiyor yoksa oturum amaçlı mı? Ya şimdi eskiden bu iş biraz daha farklıydı. Yani bir evde 2 aile 3 aile oturabiliyordu. Şu anda yeni evlenen bir aile, gençlerimiz yeni evle tanışıyor. Yani tabii ayrı eve çıkıyor. Yani bu yüzden alanların çoğu yatırımcı biraz daha azınlıkta. Nihai satıcı dediğimiz oturacak insanlar alıyor evi. Çünkü oğlunu alıyor, kızını alıyor. Kendisi evi değiştiriyor. 3 artı 1'den 4 artı 1'e dönüyor. 4 artı 1'den 5 artı 1'e. Yani müşterimizin çoğunluğu yani nihai satıcı oturucu. Yatırımcı biraz daha az. Fakat bizim isteğimiz biraz yatırımcıyı fazla tutmak. Çünkü yatırımcı müşteri devamlı dinamik kılar. Yani bu projeden alır, buradan biter, öbür projeden alır. Bu da bizim için aslında önemli faktör. Zaten fuarların amacı da bu. Yani dış yatırımcıyı bu fuarlarla birlikte biraz daha çekmek. Sadece iç yatırımcı değil de amacımız tabii bölgesel olarak veya elimizden geldiği kadar Araplara veya dış yatırımcıya da satabilmek amacımız bu. Bunu başarabilirsek bu fuarlar aslında hem büyüyecek biz de büyüyeceğiz. Tabii. 20 yılda bir tecrübeden bahsediyoruz. Gerçekten size anlatmaya vakit, saat, imkanı yok, yetmez. Eğer ki sevgili izleyenler, niyetinizde şöyle güzel bir ev almak varsa, şöyle aradığınız evi bulamıyorsanız, Adem Bulut'a uğrayıp bir çay çorba eşliğinde bence bu konuyu masaya yatırmanın tam zamanı diye düşünüyoruz. Efendim vakit ayırdınız. Son olarak buradan size gönül vermiş vatandaşlarımıza, müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Ya ben öncelikle teşekkür ediyorum. Yani bu fuarı organize eden Konya Ticaret Odası Selçuk Bey'e, Konya Müteahhitler Odası'ndaki bizim arkadaşlarımıza, dostlarımıza, başkanımıza. Çünkü bu organizasyon önemli bir organizasyon. Ben Konya'daki bütün hemşehrilerimizi fuara bekliyorum. Fuara gelsinler, buradaki firmalara gelsinler, firmanın projelerine baksınlar, bilgi sahibi olsunlar, firma sahiplerini tanısınlar. Bu bir önemlidir. Yani ev almalar önemli değil. Ama ileriye yatırım yapsınlar. Araştırmakta fayda var. Gelsinler bizi tanısınlar. Ben bunu istiyorum. Tanışalım. Bir çayımızı içsinler, kahvemizi içsinler. Biz burada her zaman açık. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Fuarın inşallah hayırlı tamam olsun. Abi. Evet, Adem Bulut İnşaat'tan ayrılıyoruz. Bir sonraki durağımız bakalım neresi olacak. Evet sevgili izleyenler, bizler Erkan'la geziyoruz programına. Tam gaz devam ediyoruz. Gayrimenkul fuarına katılan birbirinden kıymetli firmalarımızın hatırını sormadan da geçmiyoruz. Şimdi de evlerin sanata, sanatın da evlere dönüştüğü çok güzel bir yerdeyiz. Benim ismine hayran kaldığım bir firmamız burası gerçekten. Sanat Yapı'dayız. Sanat Yapı da fuardaki yerini almış. Bakalım fuarla ilgili durumlar nasıl, yeni projeler nasıl? Ayrıntılarına girelim. Efendim öncelikle fuarınız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sizi bir tanıyabilir miyiz şöyle? İsmim Aziz Eskici. 1982 doğumluyum.
2011'den bu tarafa inşaat işiyle uğraşıyorum. Sanat yapının sahibiyim. 2011'den bu tarafa bu inşaat sektöründeyiz. İşte sanat yapıyla devam ediyoruz. Maşallah üstadım, dedikodularınız geliyor. Yolunuza emin adımlarla ilerliyorsunuz ama ben bu isimde takılı kaldım. Yani sanat çok iddialı bir kelime. Doğru mu? Yani elimizden geldiği kadar biz sanatı da icra etmeye çalışıyoruz bu sektörde. Yani yaptığımız konutlar birer sanat eseri olarak düşünüyoruz. Çünkü bizim yaptığımız konutlar geleceğe bırakılan bir estetik olan, mimari olan bir projeler olduğumuz için işimize uygun bir şekilde sanatı uygulamaya çalışıyoruz. Şimdi biraz şöyle faaliyetlere ben girmek istiyorum. Sanat yapı nerelerde daha çok faaliyet gösteriyor? Konya'mızın hangi bölgelerinde daha ağırlıklı? Sanat yapı hangi bölgelerde daha ağırlıklı? Bizim şu anda Karatay bölgesinde iki tane projemiz var. Karatay'ın en güzel lokasyon olarak en güzel yerlerinden biri. Biri Mevlana Kültür Merkezi'nin yanı, öbürü de Adliye'nin karşısı. Selçuklu bölgesinde ve Meram bölgesinde projelerimiz var. Selçuklu'da şeyde yapıyoruz, Şefikcan bölgesinde. Meram bölgesinde de şu anda Atiker Deluxe'un sırtında Lale Bahçe'de bir tane villa projemiz var, 12 tane site içerisinde. Bu yıl sonunda da Allah nasip ederse yeni açılan Gazze Caddesi'nin üzerinde bir 250 dairelik projemiz olacak. Meram, Karatay, Selçuklu üçünde de çalışıyoruz. Bizim şimdi üstadım projelere karar verirken anlık mı karar veriyorsunuz veyahut da şöyle bir cümle oluşuyor mu, bir düşünce oluşuyor mu? Yani burası şimdi biraz önemsiz, kıymetsiz gibi görünüyor ama bir 5 yıl sonra burası kesinlikle değerlenecek gözüyle baktığınız yerlerde oluyor mu? Şimdi bizim firma olarak arsa sorunu yaşamıyoruz çok şükür. Bir tanınılığımız var, bir güvenliğimiz var. Öyle olduğu için biz daha çok lokasyonu daha uygun, daha geleceğe hitap edebilen, daha rentabel oluşabilecek, gelecekte daha çok değerlenebilecek bölgeleri tercih ediyoruz. Tabii bunlar istişare ederek yapıyoruz. Hani anlık şurayı alalım böyle olmuyor. Bölgenin analizini yapıyoruz. Buraya nasıl bir şey yapılır, oraya nasıl bir proje gider? Bunların analizini yaparak ondan sonra projelerimize karar veriyoruz. Peki şöyle önümüzdeki yıllarda şöyle iddialı bir projemiz var mı? Şöyle ses getirecek, gümbür gümbür şöyle geliyoruz dediğiniz bir proje var mı? Yani şu anda iddialı bir projemiz, plaza projemiz var. Yaklaşık 120-130 tane ofisimiz oluyor. Zeminde dükkanlarımız, bir iş merkezi iddialı projemiz o var. Bir de dediğim gibi bu yıl sonunda Meram bölgesinde yeni açılacak Gazze Caddesi'nin üzerinde 250 dairelik bir projemiz var. İleridekilerde inşallah belli düşüncelerimiz, çalışmalarımız var ama onlar netleşsin, yine paylaşırız inşallah. Peki sizinle. O zaman biraz da şöyle fuara giriş yapmak istiyorum ben. Fuara vatandaşlarımız gelip katılsınlar değil mi? Tabii kesinlikle gelip görmelerini, özellikle ev almak isteyenlerin kesinlikle gelip görmelerini şey yaparım. Çünkü çok güzel firmalar katılıyor, çok güzel projeler var. Onun için kesinlikle gelip kültürlerinin artması, daha rahat seçebilecekleri, hepsinin bir arada görüşebileceği bir fuar oluştu. Kesinlikle vatandaşlarımızın gelmesini beklerim. Peki üstadım, son olarak sanat yapıyı tercih etmiş müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Sanat yapıyı tercih etmiş müşterilerimize neler söyleriz, söylemek isteriz? Bizim bu sektörde olmamızdan dolayı bizi de tercih eden insanlara da teşekkür ederim. Biz emin adımlarla yolumuza devam ederken onlar da bizim yanımızda oldular. Bizleri desteklediler. Bizlerden ürün almak, ev oturacaklar, evi bizden almayı istediler. Onlara da teşekkür ederim. İnşallah biz onları mutlu edebilmişizdir. Onlar da takip etmeye devam etsinler değil mi? Takip etmeye de devam etsinler. Vakit ayırdınız, çok çok teşekkür ediyoruz. Tanıştığımıza da memnun olduk. Sanat yapının da hatırını sorduk. Bir sonraki durağımız neresi olacak? Devam ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, gayrimenkul fuarına gelip de beyin inşaata uğramadan, Behbi abimizin şöyle bir hatırını sormadan buradan çıkılır mı? Asla çıkılmaz. Şu anda ekranları başında Behbi abimi tanıyanlar şu kelimeyi kullanıyorlardır. Bizim Behbi abimiz çıktı diye. Yani gerçekten bunu nasıl başardı biz de bilmiyoruz ama standında biz kendisinden müsaade alamadık. Neden? Gelen giden o kadar fazla ki vallahi bekliyoruz. Ama maşallah ne güzel dostluklar kurulmuş. Efendim öncelikle fuarınız hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. İç Anadolu'da müjdeler olsun. Böyle güzel bir fuar tertip edildi. Biz inanıyoruz ki İç Anadolu'daki yatırımcıları fuarımıza bekliyoruz. Burada fuarda birçok kaliteli firmalar var. İnşallah onların güzel projeleri var. Biz de acizane 40 yıllık bir firmayız. Çok güzel projelerimiz oldu bu yıl. Yatırımcıyı burada bekliyoruz. 36 aydan 48 aya vadeli varan fiyatlarımızla inşallah çok güzel projelerimizi imza atacağız. Öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir
fuar organizatörleri aramızda görmekten teşekkür ediyorum. Şimdi çok güzel bir noktaya giriş yaptınız. Ben Vehbi abi demek istiyorum. Vehbi Bey'i siz zaten sevmezsiniz. Gerçekten burası bir samimiyet göstergesi. Sizde 7'den 70'e her bütçeye göre daireler var. Doğru mudur bu? Tabii bizim Bey'in inşaat ortamında böyle bir özelliğimiz var. 7'den 70'e dediğimiz yani çocuğumuzdan yaşlımıza kadar birçok aktivite olan bir projelerimiz var. Ve hatta bu haberi alan herkes geliyor. Kerim abi de dayanamayıp stüdyodan çıkıp gelmiş. Eyvallah, Allah hatırınızı yapsın. Şu an tam arkanızda. Abi. Kerim Bey. Evet, öylesine güzel dostluklara da ne yapıyoruz efendim? Şahitlik yapmaya devam ediyoruz. Yeni fotoğrafını alacağız. İnşallah evlendirme için mücadele edeceğiz. Yani Beğen inşaatı çok beğeniyoruz. Şimdi o zaman dedikodusunu burada beraber yapalım inşallah. Bir doğayan gazeteci olarak beğeni inşaatı. Konya'da az böyle. Hem hacemli olup hem inşaatçı olup olan az yani. O yüzden hem hakkını sormaya hem duasını almaya geldik. Evet, beğeni inşaatı. Abi devam etmek istiyorum. Tabii buyurun. Çünkü meraklıyım. Burayı bir enine boyuna öğrenmem lazım. Şimdi efendim kaldığımız yerden bizler devam edelim. Projeler bir yandan devam ediyor. Maşallah trafikte olsun, dışarıda olsun. Gözümüzü nereye çevirirsek beğeni inşaatın tabelasını görüyoruz. Gidişat nasıl? Yani tabii Türkiye kırılgan bir ülke. Birçok zorlu süreçten geçiyor. İşte 15 Temmuz'da hainlerinden sonra bir referandum süreci geçti. Elhamdülillah bunu da bu millet atlattı. İnşallah bunlar doğum sancıları ortadan görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın belirlediği 2023 vizyonlarına gideceğiz. İnşallah bu hedefler doğrultusunda artık önümüz de açıldı. Başbakanımız artık bundan sonra ekonomiyi konuşacağız, ticareti konuşacağız diyor. Biz de özledik artık, yeter diyoruz yani. Yani ticaretçi olaraktan bizler de ticaret konuşmak istiyoruz. İşte dolarlar artıyor, eurolar artıyor, işte demirler artıyor. Biz ekonomi konuşmaya bir zamanı geldi. Çok faiz oranları inanılmaz arttı. Yatırımcı yatırım yapamıyor. O yüzden biz 10-15 yıl öncesine kadar tekrar dönüş, kredilerin düşmesini istiyoruz. Yatırımcı özellikle kredilendirmeyle almaları lazım. İnşallah biz de yeni projelerimizde yatırımcıyla buluşmak istiyoruz. Yeni yaşam alanları müşteriye sunmak istiyoruz. Artık yaşam alanları diyoruz. Yeraltı otoparklı, çocuklarımızın oynayacağı bir alanlar var. Güzel sitelerde inşallah imza atmak istiyoruz bu da beğen inşaatı olarak. Beğen inşaat maşallah Konya'mızda aldı başını gitti. Allah'ım nazarlardan saklasın. Böyle artık bir dışa açılma projeleri de var mı? Yok, biz babadan temirliyiz. Konya'da yapmak istiyoruz. Konya'nın evladıyız. Bozkırlıyız. Konya'dan ekmek yedik. Yıllardır Konya'ya hizmet etmek istiyoruz. Biz Konya'ya hizmet etmekten çok mutluyuz. Biz bir de takip etmediğimiz bina bizim değil diyoruz. O yüzden Konya'ya hizmet edeceğiz. Ama Allah ileride ne gösterir bunu bilmiyoruz. Evlatlarımız yetişmeye başladı. İnşallah onlarla beraber tabii dünyaya açılmak isteriz. Ama şu andaki hedefimiz Konya'daki Konyalı vatandaşlarımıza ve İç Anadolu'daki vatandaşlarımıza hizmet etmek. Peki beğen inşaat. Belki bu rakamı aklınızda tutamayabilirsiniz. Çünkü 40 yıllık bir kuruluş. Kaç kişi ev sahibi yapmıştır? Yani yaklaşık bu zamana kadar 3000 kişiye ev sahibi yaptık. Elhamdülillah bunun mutluluğunu yaşıyoruz. 1978 yılında babam tarafından kurulan bir emlak dükkanıydı. Küçük bir emlak dükkanıydı. Bizlere devretti. Biz de Konya Beyin İnşaatlı Müteşekkiler olarak şirketimizi 2000'li yıllarda tescilini aldık. İnşallah yeni neslimize şirketimizi devredeceğiz. Üçüncü nesile dediğimiz yani Konya'da bunu özledik. Üçüncü nesile bir şirket etmek çok zordur. Babadan oğluna, oğlanlardan da oğlanlarına. İnşallah biz de bu 40 yılın hatırına inşallah Konya'ya daha çok güzel hizmet edeceğiz. Rabbim inşallah muafiyetimizi bozmasın. Çok teşekkür ediyorum. Peki son olarak ben şunu sormak istiyorum. Ev alacak vatandaşlarımız nelere dikkat etsinler? Tabii bu kişileşmiş bir soru. Biz ev alacakları diyoruz. Yani yapılacak olan yerin lokasyonu, konumu, bütçenin durumu. Yani ev alacak olan kişinin tabii muhakkak lokasyon çok önemlidir. Firmanın geçmişi çok önemlidir. Biz buna çok önem veriyoruz. Yani bir firma 40 yıllık bir firmaysa bu muhakkak bir müşteri memnuniyeti vardır. Alacak olan daireleri firmanın önceki yaptığı kişilere sorabilirler. Kardeşim nerede yaptın? Biz burada bir soralım. Arsa sahipleri çok önemli. Ya verecekler arsaları çok uygun müteahhitlere, uygun oranlarda vermeleri gerekiyor. Firmanın kullandığı ürünleri bakmaları gerekiyor. Bir de firmanın kataloglarındaki yani projelerin maketleri ise birebir aynı olup olmayacağına dikkat etmeleri gerekiyor. Ama en önemli olan firmanın geçmişi. Kesinlikle. Yani biz bunu diyoruz ama bizim borçun bir sözü vardır. Sizler de daha iyi bilirsiniz. Müşterinin memnuniyetini kaybetmekte para kaybetmeye tercih ederim diyor. Biz Allah'a hamd olsun hep bu düsturda gittik. Para kaybettik ama hiçbir zaman müşteri memnuniyetini kaybetmedik. 10 yıl önceki yaptığımız binada ufak bir sorun da çıksa gidip yapıp geliyoruz. 15 yıl önce de bir binamızda ufak bir sorun çıksa gidip yapıp geliyoruz. Biz müşteriyle beraber bu işi yapıyoruz. Biz bir yaşam alanları yapıyoruz. İnşallah bu nesili devam ettireceğiz.
Bizim hedefimiz 100 yıllık bir firma olmak, Allah nasip ederse. İnşallah Rabbim yolunuzu bahtınıza. Çok teşekkür ederim. Allah hatırınızı yapsın. Son olarak müşterilerimize, size gönül vermiş insanlara neler söylemek istersiniz? Tabii bugün fuarımızın ilk günü. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar son gün. Ben dediğim gibi bu ilk günün çok güzel bir bereketli oldu inşallah. Bir de burada Beraat Kandili. Bugün çok kişi oruçlu tutuyor. Şimdiden herkesin Beraat Kandillerini, oruçlarını tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim bizi Ramazan'a eriştirmesini temenni ediyorum. Yatırımcıları fuara bekliyoruz. Çok güzel firmalar var. Çok güzel burada projeler var. Onlarla tanışmasını istiyoruz. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tekrar hayırlı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Sevgili izleyenler, Beğen İnşaat'tan da ayrılıyoruz. Bir sonraki durağımız bakalım neresi olacak. Sevgili izleyenler, ben şu anda gerçekten mest olmuş durumdayım. Neden? Hemen çekiliyorum şöyle aradan. Muhammedciğim göster. Yani bunun maketi böyleyse acaba gerçeği nasıl diye de insan düşünmeden geçemiyor. Şu anda neredeyiz efendim? Gayrimenkul fuarına gelip burada müşterileriyle buluşan, burada oldukça güzel bir stand açıp buradaki gönüllü insanlarıyla bir araya gelen SEHA yapıdayız. Gerçekten ben burayı tanımak için sabırsızlanıyorum. Sözü fazla uzatmayalım, ayrıntılara girelim. Şimdi efendim öncelikle fuarınız hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Bu yıl bir tanımak isterim ben. İskender Uslu, ben SEHA yapının genel müdürüyüm. Malumunuz gayrimenkul fuarı ilk defa düzenleniyor. Biz de Konya'nın gururu, Anadolu'nun büyüğü olarak bu fuara çok destek verdik. Standımızı açtık. 3 projemizle buradayız. Zermeran projesi, Konya'nın altın çağı diye nitelendiriyoruz. Siz de maketimizi gördünüz. Gerçeğini görmek için satış ofisimize ve inşaat sahamıza bekleriz. Konya'nın en büyük imarlı arsasıdır. 320 bin metrekare. Üzerine 1120 bağımsız bölümlü bir inşaat yapıyoruz. Geçen yıl birinci etapımızın lansmanını ve inşaatını başlatmıştık. Bu yıl Mart başı itibariyle de ikinci etap satışlarımız başladı. Şu anda hem inşaatımız hem satışlarımız gayet iyi gidiyor. Onun dışında biliyorsunuz İstanbul'da, İstanbul'un gelişen bölgesi Başakşehir'de, Başakşehir'in en büyük projesini yapıyoruz. 3. İstanbul. Orada da maşallah yerimizi aldık. Evet, İstanbul'da da yerimizi aldık. Orada da 4 parselimiz var. 2 konut parseli, 1 ticari, 1 residence parseli. Orada da lansmanımızı 6 Aralık'ta yapmıştık. Satışlarımız ve inşaatımız devam ediyor. Bu fuara özel görücüye çıkan küçük bir projemiz var. Kanyon Park ismiyle ilk defa görücüye çıkıyor. Burada da Yazır bölgesinde bir projemiz. 98 daire 7 ticari. Burada iç maketini ve dış maketini sergiliyoruz. Ağırlıklı olarak 3+1 ve 4+1. Bütün projelerimizde buradayız. Fuarın hayırlı bereketli olmasını diliyoruz. Şimdi üstadım benim gerçekten Konya tabiriyle devrelerim yandı. Evet. Yani burayı gördüm, ilk önce bir mest oldum. Yani şimdi bu gerçekten bir başlı başına bir sanat benim gözümde. Bu ilham evet. Nereden geliyor? Bu ilhamı Konya'dan alıyoruz. Konyalı'ya yakışır bir proje. Konyalı ne ister, neyi bekler? Bunun araştırması yapıldı. 2 yıl sürdü bu projenin hazırlığı. Çok özellikli bu bir proje. Siz de görüyorsunuz. Her kesimden insana hitap ediyor. Burada 2+1'den başlayıp 6.5+1'e kadar devam eden daireler var. Çok özellikli villalarımız var, yalılarımız var. Dolayısıyla Konya'nın her kesiminden insanın burada yer alabileceği bir proje. İkincisi, Konya'nın, Anadolu'nun en büyük süt emalı karma konut projesi. 3 tane biyolojik göletimiz var. 17.500 metrekare. Çok geniş. Yani şu alan 320 bin metrekare. Bu alanın 240 bin metrekaresi yeşil ve gri peyzaj. Yani biz burada bir müşterilerimize daire satmıyoruz. Bir yaşam vaat ediyoruz. Sağlıklı bir yaşam vaat ediyoruz. İçerisinde ticaret merkezi, Aras AVM dediğimiz 43 tane ticari bölüm var. Onun dışında bir sağlıklı yaşam merkezimiz var. Kapalı havuzları, spor alanları. Yani burada yaşayıp hiç dışarıya çıkmaya ihtiyacınız yok. Yani her türlü imkanınızı giderebileceğiniz sağlıklı, konforlu bir yaşam alanı vaat ediyoruz müşterilerimize. Bir diğer özellik, böyle bir maketi hiçbir yerde görmemişsinizdir. Neden? 320 bin metrekare alan var ama dikine bir yapılaşma yok. Aynen. Dikkat ederseniz. Bizim burada
4 tane bloğumuz zemin artı 7. Onun dışındaki bütün bloklarımız zemin artı 4 katlıdır. Daireler ferahtır. Peyzaj alanları gördüğünüz gibi her bir adaya, biz buraya 8 tane avlusu var, 2 tane koyu var. Farklı farklı yaşam alanları. Yani bir paket halinde her yerde istifade edebileceğiniz çok geniş yürüyüş alanları, botanik parkıyla ve burada seha yapabiliyorsunuz, öncüdür, yeniliklerin peşindedir. Kojenerasyon sistemi var. Burada elektrik enerjisini üretebiliyorsunuz, ortak alanlarda kullanabiliyorsunuz. Gri su geri kazanımı dediğimiz, yani bunlar hep ilktir konut projelerinde. O suyu topluyorsunuz, arıtıyorsunuz ve yine ortak alanlarda kullanabiliyorsunuz. Güneş panelleri vasıtasıyla elektrik üretip yine. Bunlar hep ne için? Bu çapta bir proje yaptığınız zaman buranın işletme maliyetlerini ve konut satın alanlarının konforuna yönelik, onların binaları kullanırken cebinden çıkacak parayı da minimize edecek önlemlerdir. Bunlar hep bizim projeye kattığımız değerlerdir. Yani Konya'ya yakışır, çıtası yüksek, Konya'nın altın çağı diyoruz. Herkesi bekliyoruz projemizi görmeye. Evet, sevgili izleyenler, Muhammed'cim bir kez daha yaklaş, bir kez daha yaklaş. Hayalinizde hani bazen evler düşünürsünüz ya, böyle kafanızdan böyle baloncuklar çıkar ya, işte oradaki evler, işte tamamen burası. Şimdi efendim, seha yapıyı biliyoruz. Maşallah Konya'mıza sığmamış, Türkiye'nin birçok bölgesine açılmaya başlamış. Böyle ne güzel, gururla bizler bunları söylüyoruz. Ben neden seha yapıyı seçmeliyim? Yani farkınız diğer firmalardan nedir? Seha yapının diğer firmalardan farkı şudur. Seha yapı bir, nitelikli proje üretir. Bu en önemli bir şey. İki, müşteriye siz diyorsunuz ya, maketi hayran kaldım. Makette ne gösterirse realde de onu verir. Yani ne görüyorsanız aynısını. Yani bir hayal satmıyoruz, gerçeği satıyoruz. Aynen. Üçüncüsü, yaptığı işin her zaman arkasındadır. Yani bir konut projesi aldığınız zaman siz orada uzun süre yaşayacaksınız veya şey yapacaksınız, yatırım amaçlı da kullanabilirsiniz. Biz projelerimizde geri dönüş anlamında her zaman yaptığımız işin arkasındadır. Üçüncüsü, ne diyoruz? Seha yapı kazandırır, iyi olan kazandırır. Karlaşacak olan yine siz. Evet, bizim müşterilerimizin, bizim söylediğimiz değil, müşterilerimizin. Sehadan aldım, kazandım. Yani bu hem oturumcu için hem yatırımcı için sehadan alan bütün müşterilerimiz her zaman kazanmıştır. Biz de kazanırız, müşterimiz de kazanır. Mutlu, huzurlu, ne gösterdiysek, ne vaat ettiysek onu elde eder müşterimiz. Karşılıklı bir memnuniyet. Efendim, vakit ayırdınız. Sizleri tanıdık. Biz teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Tekrar fuarınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Evet gençler, evlenmek istiyorsunuz. Hayalinizde evler mi var? Yahut da emekli oldunuz, ben artık kafamı dinlemek mi istiyorum diyorsunuz. Evi aramanıza gerek yok. Aradığınız evi efendim şu an ekranlarınıza getirdik. Sizlerle buluşturuyoruz. Bizler ne yapıyoruz efendim? Gayrimenkul fuarında Seha Yapı'nın şöyle bir hatırını sorduk. Projeleri şöyle bir giriş yaptık. Bir sonraki durağımız bakalım neresi olacak. Bizler gezintilerimize devam ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, Süleyman nerede diye merak edenleri varsa, Süleyman nerede? Şu anda gayrimenkul fuarında ama kamerasız, ama mikrofonsuz. Neden? Çünkü o da bir emlakçı, o da şöyle bir piyasayı analiz etmek için, şöyle buraya katılan firmaların hal hatırını sormak için geldi. Ama ben bu emlak sektörünü çok merak etmeye başladım. Süleyman abimden en ince ayrıntısına kadar gireceğim. Şimdi Süleyman abi, Konya'mızın birçok bölgesinde inşaatlar var. Arabamızla giderken, yolda yürürken, evet, başımızı nereye çevirsek inşaat. Gidişat nasıl abi? Valla büyük bir umut var öncelikle. Şu anda umutlar satın alındı ve dolayısıyla inşaatlara da başlandı referandumdan sonra. İnşaat sektörünün ayakta durması lazım. Çünkü birçok alanı, yüzlerce alanı etkiliyor. Dolayısıyla umutlar satın alındı, bunun gerçeğe dönüşmesini bekliyoruz. Herkesin beklentisi bu. Yoksa Allah korusun, bugün büyük bir fuar açıldı. Olumsuz şeylere gerek yok. Biz buradan bütçesi olanlara seslenelim. Yatırım yapmayı düşünenlere seslenelim. Yatırım için gayet uygun bir zaman. Mutlaka değerlendirsinler. Fuarda gayet güzel gerçekten. Şimdi abi, emlakçıların telefonları bu ara. Genel konuşalım. Sen de bir emlakçısın, işin içindesin. Daha çok kiralık için mi çalıyor, yatırım amaçlı mı çalıyor? Yani bu kadar inşaat yapılıyor. Kiralık ev bulunmuyor işin gerçeği ve fiyatlar çok yüksek. Kiralık biraz daha çok aranıyor tabii. Özellikle şimdi tayinler zamanı başlayacak. O zaman daha da yoğunlaşır. Ama bir o kadar da satılık için arayan var. Fuarın önemi son derece büyük. Şu an gerçekten sektörün geldiği noktada hayretler ediyorum. Hayretler içinde kalıyorum. Büyük projelerin bazılarını yeni gördüm.
bazılarını biliyordum. İnşallah bu çok güzelliklere kapı açacak. Konya'mız inşaat sektöründe son derece ilerliyor. Emlak da güzel iş. Ben sana da tavsiye ederim. Artık nerede olduğumu hala gizliyim. Nerede olduğum belli değil ama inşaat sektörü hızla ilerliyor. Biz de gezelim dedik. Projeleri görelim. Firmalarla tanışalım. Tanışmadıklarımız var çünkü bu sektörde de. İnşallah her şey güzele doğru gidiyor Erkan'cığım. Abicim, bir emlakçı olarak ev alacak veya kiralık arayanlar için bir ev alırken nelere dikkat etsinler? Şöyle bir bilirkişi olarak senden bir şöyle analiz isterim. Ya şimdi bu başımıza da bazen geliyor. Şimdi çok büyük inşaat projeleri var ama iskanı alınmamış oluyor. Yani projeye uygun bitmediğini en son onaylayan belediyedir. İskan onayı verir. Onu aldıktan sonra rahatlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu iskan inşaat firmasının borcu olup olmadığını da belli eder. Temiz kağıdı gibi. Temiz kağıdı inşaatların. En İngilizce odur yani. Bir iskanına baksınlar. Bir proje bir problemi var mı? Siteyse mutlaka oturanlarla konuşsunlar. İnşaat firmasıyla yönetimle konuşsunlar. Çok ayrıntılı uzun bir konu. Ama güvenilir firma. Bu en önemlisi. Çünkü bu inşaat sektörü herkes inşaatçı oldu. Dolayısıyla çok fazla inşaat firması var. Arayacakları bir güvenilir firma olsun. Bir de her şeyini araştırsınlar. Çünkü yaşıyorlar, biriktiriyorlar. Birikimleriyle bir ev alınacak. Dolayısıyla güvenilir bir firma. Her şeyini de araştıracaklar yani. Bu önemli yani bu sektörde. Dolayısıyla inşallah hayırlı olur. Fuarı ben bu kadar büyük beklemiyordum. Önce bir iki holdü. Bu sene 3 hol açılmış. Seneye 4-5 olacak deniyor. Daha sonra buraya sığmamaya başlayacak inşallah. Bu gidişte herhalde tarım fuarıyla yarışır. İnşallah bakalım. Bekleyip göreceğiz abiciğim. Vallahi çok güzel. Ben de mutlu oldum. Daha da artarak devam etmesini isterim. Özellikle emlak, inşaat, gayrimenkul. Bunlar önemli sektörler. Daha da artsın isteriz. Konya'mız kazanacak yani. Muhakkak. Yani şimdi Zermerem'daydın gördüm. Ben gerçek birebir canlandırılmış bir orada müthiş bir proje. İnşallah alana, yatırımcıya hayırlı olsun. Şu konuşuluyor. Bütün proje çok pahalı. Şimdi konuşuyoruz ya. Ben gittim bizzat sordum. Erkan abim var orada benim. Değil ya dedi. Hani 2+1 500-600 binleri duydum ben kulaktan. Bizzat yetkilisi yok. 250-260 bine ne var. Yani o yüzden gidip birebir temas kursunlar. Bilgi alsınlar. Yetkililerden bilgi alsınlar. O yüzden de fuar önemli aslında. Sen bunu ne zaman yayınlayacaksın? İnşallah yakın zamandadır. Çok yakın zamanda. Dolayısıyla fuarı kaçırmasınlar. Ev alacaklar. Bir projeye takılı kalmasın. Gelir, diğer projeden bilgi alır, ondan etkilenir, sorar, istişare eder. Bu noktada yatırım yapacaklar için, ev alacaklar için fuar bulunmaz bir nimet. Her şey. Bütün firmalar var ya. Konya'da hangi firma? Şimdi ben de dediğim gibi bakın etrafımız inşaat firmaları, tanıştıklarım oldu, projelerini gördüklerim oldu. Çok iyi projeler var. Ev alacaklar, yatırım yapacaklar. Mutlaka fuarı geçsinler. Fuarı geçsinler. Gezme imkanları da yoksa Süleyman nerede Facebook adresinden gelsinler şöyle bir ev var mı yok mu diye bir sorsunlar. Doğru estağfurullah, mu? Estağfurullah, estağfurullah. Ya ilginç bir alan oldu benim için de ama mutluyum, çok mutluyum. Maşallah. Huzurun naim olsun. Allah hepimizin işini gücünü rast getirsin. Güzel gidiyor her şey. Allah seni razı olsun. Çok sağ ol Erkan. Çok teşekkürler. Bizler ne yapıyoruz efendim? Süleyman abimin de hatırını sorduk. Devam ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, Erkan'la geziyoruz programında gayrimenkul fuarının altını üstüne getirmeye buraya katılan birbirinden kıymetli firmalarımızı tanıyoruz. Tanıdıkça da mutlu oluyoruz. Yani gerçekten maşallah bu sektör Konya'da almış başını gitmiş. Allah'ım inşallah nazarlardan saklasın. Şimdiki firmamız ise Yörem firması. Gerçekten ismi çok güzel. Yani bu isim nereden gelmiş, nasıl çıkmış? Şöyle bir ayrıntılara girelim istiyorum. Stand gerçekten çok harika. Bir doğallık söz konusu burada. Abim de maşallah bir o kadar doğal. Efendim öncelikle fuarınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Size de. Benim ismim Abdurrahman Kuş Yılmaz. Yörem İnşaat'ın ortaklarından bir tanesiyim. Konya'mızda 2002 yılında faaliyetlere başladık. Gayrimenkul ve emlak yatırım danışmanlığı, yatırım sektöründe faaliyet gösteriyoruz. 2011 yılından itibaren de inşaat yapım satım işiyle imalatıyla konut üretimi sektörüne giriş yaptık. Maşallah. Şimdi 2002'de yolumuza başladık. Bu yolculuk nasıl ilerliyor? Projeler nasıl? Bu yolculuk şöyle. Azim, sabır ve gayretle ilerliyor. Bir de Cenab-ı Allah'ın lütfunu
insanların üzerindeki Cenab-ı Allah'ın lütfunu unutmamak gerekiyor. Biz sadece üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Sabah besmele ile iş yerimizi açıyoruz. Onun haricinde yaptığımız çok bir şey yok. Biz çok akıllıyız, iyi iş yaparız, çok dolanırız filan, iyi para kazanırız filan kelimelerini asla kullanmayız. Biz lütfullah'a inanan insanlarız. Biz gayret yapıyoruz, gayretimizi yerine getiriyoruz. Cenab-ı Allah da lütfediyor. Maşallah. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Amin inşallah. Şimdi bu güzel firmamızı ben biraz daha şöyle bir geniş kapsamda tanımak istiyorum. Nerelerde faaliyet gösteriyoruz? Konya'mızın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteriyoruz. Konya'mızın 3 merkez ilçesinde de projelerimiz var. Peki ilk çıkış noktası ne? İlk çıkış noktamız Dedeman Oteli'nin arkasında Genç Osman Caddesi var. Orayı hiç unutamazsınız. Orayı unutamayız. Orada hem ilk projelerde insanlar çok para kazanmazlar. Yani çok az kazanırlar. Hem de iyi yaparlar. Ama biz iyi yapmayı devam ettiriyoruz. Gene çok az kazansak da elhamdülillah Allah bereket versin diyoruz. Nasip bu kadar diyoruz. Sattık. Sattık. O ev sattıklarınızda da görüşüyor musunuz? Görüşürüz. Ev sattığımız arkadaşlarımızla biz sadece ev sattık, parasını aldık. Hadi artık güle güle yapmıyoruz. 5 yıl önce teslim ettiğimiz iş yerlerim, evlerimizde hala geri dönüşler eğer olursa, bize talep olursa, penceremizin ayarı bozuldu derlerse kullanım süresi geçiyor olmasına rağmen biz bunları geri dönüşümlerinde arkadaşlarımızla görüşüyoruz. İlk sattığımız evlerin akrabalarına, onların dostlarına ev satmaya devam ediyoruz. Bu firmamıza olan güveni, memnuniyeti ortaya koyuyor. Biz de çok memnun oluyoruz böyle neticelerin böyle iyi şekilde dönmesinden dolayı. Biz müşteri odaklı çalışıyoruz. Müşterilerimizin taleplerini her zaman bütün projelerimizde değerlendiriyoruz. Müşteri odaklı ve herkesin beğeneceği projeler yapıyoruz. Yani kişilerin bireysel olarak istedikleri özellikler daha çok butik işlerde olur. Ama biz genele hitap ediyoruz. Genelin beğeneceği işler yapıyoruz. Elhamdülillah bunun karşılığını görüyoruz. Burada başarıyorsunuz. Yani. Karşılığını görüyoruz. Şöyle iddialı bir projeniz var mı? Yakın zamanda Konya'da. Bizim projelerimizin tamamında iddialıyız. Şöyle, kaliteden ödün vermiyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz müşterilerimizin sadece parasını almak istemiyoruz. Hem parasını alacağız hem duasını alacağız. İnsanlar ömür boyu kazandıkları birikimlerini getirip size veriyorlar. Masanın üstüne koyuveriyor adam bütün kazandığını. Evet. Onun için o arkadaşlarımıza en iyi yapacağız. En ucuza, en kaliteli vereceğiz. En hesaplıya vereceğiz. Hep de memnun edeceğiz. Sonuçta da dualarını alacağız inşallah. Biraz da şöyle o zaman fuara giriş yapalım. Fuar nasıl? Fuar çok güzel. Konya'mıza ilk defa yapılan inşaat ve gayrimenkul fuarı Türkiye'nin değişik illerinde yapılmaya devam ediyor zaten. Konya'mıza ilk defa yapılıyor. Böyle bir fuarın organizasyonunda emeğe geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle Konya Ticaret Odası Başkanımız Sayın Selçuk Öztürk Bey'e hasreten teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonda mutlaka büyük emekleri var. Bu organizasyonda başkaca emekleri olan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ayrıca Kanal 42 televizyonuna da teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadıkları için, bizlerle her zaman birlikte oldukları için. Teşekkür ediyoruz, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. İnşallah. Peki son olarak, yörem inşaatı tercih etmiş, birbirinden kıymetli müşterilerimize, burada kamera sizde neler söylemek istiyorsunuz? Biz müşterilerimize sadece fiyat odaklı inşaat alırken, konut alırken ya da iş yeri alırken fiyat odaklı bakmamalarını istiyoruz. Kaliteyi görerek almalarını istiyoruz. Kalitenin ne olduğunu bilerek almalarını istiyoruz. Kalite ve işçilik bizim işimizde çok önemlidir. Bu sene kışın sert geçti, çetin geçti. Kaliteli ve az kaliteli olanlar ortaya çıktı. Biz kaliteli olanların, ortaya çıkanların kullanıcıları daha memnun ettiğini, keyfe keder olaylar olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizi değerlendirirken arkadaşların sadece fiyat odaklı değerlendirme yapmamalarını rica ediyoruz. Araştırsınlar, baksınlar, soruştursunlar. Bir konut alırken daha önceden Yörem İnşaat'tan konut almış olanlara bizi sorsunlar. Ondan sonra da şöyle buyurun. Arsalarını
arsalarını kat karşılığı inşaatlara verirken, müteahhitlik firmalarına verirken daha önceden arsalarını müteahhitlik firmamıza vermiş olan arsa sahipleriyle görüşsünler. Sonra karar versinler diyoruz. Bizi tercih edeceklerine inanıyoruz. Konya'da kaliteli inşaat yapan birçok firma arasında biz de ilk sıralarda yer aldığımızı düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Erkan'la geziyoruz programında efendim. Gayrimenkul fuarındaki gezintilerimize bizleri devam ediyoruz. Şimdiki durağımız gayrimenkul fuarına katılıp müşterileriyle buluşan, yeni projeler hakkında gördüğü herkese bilgiler veren Ayan Gayrimenkul'dayız. İsmini inşallah doğru söylemişimdir. Orada sanki bir şapka var gibi. Ne diyorsun Muhammed? Var mı? Öğrenelim Muhammed. Düşünmeye hiç gerek yok. Efendim hoş geldiniz. Fuarınız hayırlı olsun. Size hoş geldiniz. Sağ olun. Allah çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Bir yaramazlık yok. Allah'ım iyilik versin. Maşallah siz de fuardaki yerinizi almışsınız. Aynen, aynen. Şimdi şu isimde telaffuzu yaparken Ayan mıdır? Ayan mı? Ayan. 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 Ama gerçekten güzel. Belli ve açık. Evet. Değil mi? Aleni. Aleni. Her aynen. Şey ortada yani. Her şey ortada. Yani? Aynen sahnemizde öyle. Sahnemizde hiçbir şey yok. Hiçbir şey şimdi yok. Şimdi o zaman firmamızı şöyle biraz tanımak isteriz. Firmamız kaç yılında kuruldu? Ayan Gayrimenkul 15-20 yıllık bir firma. Gayrimenkul üzerine çalışırız. Arazi üzerine çalışırız. Yani Konya'nın yerlisiyiz. Bir Konya firması. Konyalıya hizmet ediyoruz. Aynen öyle. Yani. Konyalıya hizmet ediyoruz. Aynen öyle. Şimdi yapsat da var galiba sizde. Yapsat da var. Dönem dönem yapsat da. Hangisi daha ağırlıklı? Arazi satışları arazi, mı yapsat? Arazi. Yapsat diye arazi. Şimdi sizin telefonlarınız o zaman bizim Konyalımız malum yatırımı çok sever. Aynen. Özellikle arazi üzerine daha da çok sever aynen, böyle. Aynen. Genelde hangi dönemlerde artıyor böyle? Yazın Avrupalıların geldiği zaman da mı? Yazın Avrupalıların geldiği zaman tabii en yoğun çalıştığımız dönem. Bir de yılbaşı süreci yani 12. 1. ay gibi. O dönemde biraz daha yoğunluk artar. Peki en çok hangi bölge daha çok rahat? Selçuklu bölgesi. Bizim bu taraftan. Oy bu taraf tabii. Yani şehir batıya doğru kayıyor. Herkes o tarafa yatırım yapıyor. O zaman böyle bilir kişi olarak ben sizden birkaç tüyo almak isterim böyle. Herkes Selçuklu tarafına kayıyor ama böyle daha gün yüzüne çıkmamış cevherler Konya'mızda illaki var. Biraz da vatandaşlarımız hangi bölgeye doğru kaysınlar? Hangi taraflar daha değerlenecek? Şöyle ya şimdi Selçuklu her zaman. Biz her zaman Selçuklu zaten yoğunluğumuzda Selçuklu çalışırız. Selçuklu yani yatırımcısına kazandıran bir yer. Her zaman kazandıran bir yer. Hiç kaybettirmedi. Hiç şaşmaz yani. Hiç şaşmaz. Peki onun harici hiç yok mu? Ya elbette var da bizim brancımız da orası, yoğunluğumuz orası. Çeşitli Karatay bölgesi, Meram bölgesi çalışan arkadaşlar var. Ama bizim işimiz Selçuklu. Peki o zaman evlerle ilgili bizler büyüklerimizden gerekli bilgileri aldık. Arsa ile ilgili de ben size bazı sorular yöneltmek istiyorum. Bir vatandaşımız arsa alırken nelere dikkat etsin de mahcup olmasın? Ya Nazım İmar Planı'nda konut sahasına girmesine dikkat etsin. Bu bir. Evet, ilk şart bu. Ondan sonra bütçesine göre küçük metraj alsın. Yani küçük metraj her zaman rentable'dır, prim yapar. İki bu. Üçüncüsü de tapuya alsın. Kesinlikle alsın, bir cebine koysun. Aynen. Aynen. Fuarınız tekrar hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Sizleri tercih etmiş müşterilerinize buradan neler söylemek istersiniz? Müşterilerimizin hizmeti için buradayız. Hizmete devam. Dün vardık, bugün dün de varız. Vardık, yarın da varız. Inşallah. Öbür gün de olacağız inşallah. Yapı Fuarı gerçekten Konya'da bu yıl rağbet görmeye başladı. Katılımları sizlerin yardımıyla daha çok bekliyoruz. Medyayla, basınla, gazeteyle bunları daha çok yaygınlaştırırsak, yani halk olarak da fuarda kampanyalarımızdan faydalansınlar. Yani normalde 280-300 bin liraya sattığımız daireleri burada lansmana özel 250 bin liraya kadar çektik. Yani bu bizden ziyade halkımıza da faydalı bir fuarın katılımı oldu. İki tarafta kazanç olacak. Yani halka buradan ısrarla davet ediyorum. Kesinlikle fuarı gezmelerini tavsiye ederiz. Şimdi üstadım, 4 yıllık bir firma dediniz. Evet. Ama maşallah yoluna emin adımlarla devam ediyor. Çok iddialı da gidiyorsunuz. Yani ilk etapta 120 daireden bahsettik. Bu kalite mi diyeyim artık, samimiyet mi diyeyim, özgüven mi diyeyim, bu başarının sırrı şimdi nedir? Çevremizdeki bunu birçok insan da biliyor. Biz İşimizi gerçekten aşkla yapıyoruz. Hani paradan ziyade işimizde başarıyı daha çok istiyoruz. Ne kadar başarı olursa o kadar güzel hizmet yapacağımızı düşündüğümüz için bizden konut alan
Müşterilerimiz de bizi bu yönde yalnız bırakmıyor. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Şimdi üstadım, 4 yıl önce ne oldu da bu sektöre girmeye karar verdiniz? İnşaat sektörü yaklaşık 7-8 yıl öncesinden benim hayalim olan bir sektördü. Hani imkanlarımız doğrultusunda ufaktan başladık. Buralara geldik çok şükür. Ha bundan sonra da yaklaşık bir dediğim gibi yani 400 dairenin üzerinde projemiz var. Biz Konya'nın çocuğu olarak bu vatana ne kadar hizmet etsek o kadar gururluyuz. Mesela bu projemiz Çelebi Konakları Fethi Caddesi'ne nazır bir cephe bir projemiz. Burada birinci etap ve ikinci etap diye gidiyoruz. Birinci etap bir yıl, ikinci etap iki yılda teslim. Diyoruz ki lansman fiyatında en kötü şartlarda %50 peşinatını alıyoruz. Kalanını 24 ay taksit kolaylığı sağlıyoruz. Ve buradan şöyle de bir sürpriz yapalım. Önümüzdeki yıl 120 ay taksitli konut satış projemiz olacak. Bu bir hayali değil. Bunu gerçekleştireceğiz. Allah nasip ederse müşterilerimizin özellikle takipte kalmasını isteriz. Onun detayına bir girelim abi. Şu an eminim yani ekranda izleyenler böyle bir hayal ettikleri eve kavuşma zamanı geldi diye düşünüyorlar. Bir önden peşinat falan olacak mı? Önden peşinat tabii. Konutta bir rakam belirleyeceğiz. %25 peşinat diyeceğiz. Burada en güzel yapacağımız evine otur. Oturduğun 30 gün sonra ilk taksitini ödemeye başlayacağız. Tabii bunun yanı sıra araya banka koymayacağız, kefil koymayacağız, kredi koymayacağız. Yani birebir taksitleri bile biz elden almayı düşünüyoruz. Bunun çalışmalarını yaklaşık 4 yıldır üzerine düşüyordum. Yerini belirledik. Mengene Caddesi üzerinde 200 dairelik bir konutla önümüzdeki yıl 120 ay taksitle konut sistemimiz Allah nasip ederse başlayacak. Maşallah abi vallahi son noktayı öyle bir koydun ki yani şu an inan yani dilimiz tamamımız kurudu bu durum karşısında. Eyvallah. Rabbim yolunuzu bahtınızı tamam, inşallah açık etsin. Kardeşim. Son olarak bunu bütün firmalarımıza söylüyorum, size de söylemek istiyorum. Saltanat firmasına gönül vermiş müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Arsa sahiplerimiz, müşterilerimiz elimizden gelenin daha fazlasını yapacağımıza emin olsunlar inşallah. Hayırlı olsun. Sizi tanımak gerçekten ama gerçekten güzeldi. Sevgili izleyenler, Saltanat firmamızdan da ayrılıyoruz. Bir sonraki durağımız bakalım neresi olacak. Evet sevgili izleyenler. Ev almak istiyorsunuz, aradığınızı bulamadınız mı? Oğlanı ev vereceksiniz. Gönlünüze göre ev bulamadınız mı? Emekli olacaksınız, şöyle bir gidip de bir kafa dinleyeceğim bir yer yok mu diye düşünüyor musunuz? Düşünmeyin. Siz de bizim gibi Kaplanlara gelin, şu örnek dairelerimize bir bakın, kararınızı verin diyoruz. Gayrimenkul fuarındaki gezintilerimize devam ediyoruz. Kaplanlara geldik, efendim görmüş olduğunuz gibi maşallah Allah'ım nazarlardan saklasın. Örnek dairelerimizi böyle göstermişler, müşterilerini bekliyorlar ama her şeyden önemlisi müşteriden önce dost bekliyorlar. Abicim doğru mudur? Doğru, doğru. Fuarınız hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi Kaplanlara biz girişimizi yaptık. Sizle evet. De tanıştık. Memnun da olduk. Şimdi biz Mersin'den geliyoruz. Maşallah. Bu bizim Mersin'deki yazlık projemiz. Hı-hı. Mersin Taşucu Kum Mahallesi. Konyalılar hı-hı. Çok iyi bilir. Bilmezler mi? Kum Mahallesi'nin yarısı zaten Konyalı. 42 plak alan geçilmiyor. Her taraf Konya. Maşallah. Bayağı evet. Mersin'i elimize tabii, almışız. Tabii yani. Tabii. Komple. Burası yazlık projemiz. Şimdi ben bu Kaplanları yazlık projelerden önce şöyle bir tanımak isterim. Kaç yılında kuruldu? 1998'den beri Mersin'de inşaat sektöründeyiz. Maşallah. Sadece bu projemiz değil. Bununla birlikte şu an 6 tane projemiz var bizim. Normal daire olarak, site olarak. İşte Mersin, Mezitli, TC, Erdemli, Davultepe. Yani yeni villa şehir. İsteyene villa, daire tabii, isteyene tabii, daire. Tabii, yeter tabii. Ki çeşit söylesinler. Tabii çeşit çok bizde. Ne istiyorlarsa gelsinler, buyursunlar. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Şimdi bu fuar için burayı mı hazırladık? Buraya tabii. Bu Konya'ya özel sadece şeyi hazırladık. Sena Life. Nedir bunların özellikleri? Bunlar dört çeşit projeden oluşuyor. 2+1'ler, 3+1'ler, dubleksler, tripleksler, sosyal donatılar olan komple. İşte içinde kuaförü, marketi, alışveriş merkezi, Türk hamamı, saunası, işte basket sahası, voleybol sahası. Toplamı 20 dönüm. 20 bin metrekare burası. Yani burayı alan bir insanın ben çarşıya gideyim, gezeyim, dolaşayım hiç demesine gerek hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Her şeyi burada gerek yok. A'dan Z'ye her şey otel konseptinde. Şimdi yalnız bizim burayı şeyle karıştırmayın. Bu olduğu gibi yapsat şeklinde. Yani kat mülkiyet olduğu gibi şahıslara ait. Evet. Buraya gelen dostlarımız şunları soruyor işte.
devre mülk mü şeklinde, yok sadece olduğu gibi yapıyoruz, satıyoruz. Yapıp satıyoruz, evet. Şimdi üstadım, bu projeleri hazırlamak gerçekten yani her baba yiğidin harcı değil. Evet. Yani özellikle de insanları memnun etmek de pek fazla kolay değil. Yani evet. Bu ilham nereden geliyor, bu fikir, proje nereden geliyor? Vallahi biz işe samimiyetimizi katıyoruz, başka bir şey yok. İşimizi seven insanlarız, seven insanlarla çalışırız. Olduğu gibi samimiyet, başka bir şey yok. Neyse o. Peki Kaplanlar firması istişareye de açık mı efendim? Mesela size bir müşterimiz gelse, şöyle bir bina istiyoruz, şöyle bir villa istiyoruz dediklerinde. Tabii. Dış görünümü bozmadan daire içerisinde, villalar içerisinde gerek seramiklerinde, gerek parkelerinde, PVC'lerinde A'dan Z'ye her şeyi değiştirebiliyoruz. Maşallah. Ama bu sizin ayrıcalığınız. İnşaat aşamasında, inşaat bittikten sonra değil. Artık ondan sonra yapacak bir şey yok zaten. Şimdi üstadım, Konya dedik, Mersin dedik, Türkiye'mizin birçok bölgelerinde yer alıyor muyuz? Şöyle biraz daha yelpazeyi genişleterek. Valla şu an Akdeniz bölgesindeyiz. Çok fazla şey değiliz. Mersin. İşte Mersin, Antalya'ya doğru, Antalya'nın Belek kısmında, bu bölgelerdeyiz. Şu an sadece bu bölgedeyiz. Şimdi üstadım, sizin gibi büyük firmaların her zaman için cepte ve akılda şöyle bir ciddi bir projeleri vardır. Yani var, ses var, getirecek, gümbür gümbür geliyoruz dediği projeleri vardır. Şöyle bir sürpriz değilse bir açıklayalım mı izleyicilerimize? Var, daha önümüzde 5 yıllık projelerimiz var. Buranın akabinde 34 dönüm var. Maşallah. Aynı o projenin. Aynı bu, burada. Mersin'de, bunun dışında TC denen bir, geçmişte yazlık diye geçiyor da şu an merkezleşti artık orası. Hem yazlık hem merkez olarak kullanılıyor. Orada var 2 blok 58 daire 4 dönüm içerisinde. Yine Mezitli ile TC arasında Davuttepe'de 7 dönüm içerisinde var 3 bloğumuz. Şu an oraya başladık, devam ediyor inşaatımız. Var daha bunun gibi 6 tane 7 tane projemiz var. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz diyorsunuz. Kısmet yani. Yavaş yavaş devam ediyoruz. İnşallah efendim. Son olarak buradan sizi tercih etmiş müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Vallahi Konyalıları bekliyoruz. Gerek telefonda, gerek internet sayfasıyla baksınlar, araştırsınlar. Kendileri kendi çıkacak. Tabii. Baksınlar, araştırsınlar. O zaman bir de şöyle fuara giriş yapalım. Fuarı bu yıl nasıl buldunuz? Fuar çok güzel. Umduğumdan çok iyi. Yani ne umuyordunuz, ne buldunuz? Ya şimdi ben bu 5. fuarım bu sene içerisinde. Daha önce Adana, Adana, Ankara, Urfa, Antep, şu an Konya'dayım. Ya bir kere fuar alanınız çok güzel. Evet, 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 evet. Yok, Türkiye'de değil, ben yurt dışında da katılıyorum fuarlara. Kıyaslama abi, yapacak olursak iyiyiz ama, değil mi? Yurt dışında bile bazı ülkeleri geçmiş şekilde. Maşallah. İnşallah sizlerin de tabii ki destekleriniz. Yani memleketimizde böyle bir fuar alanının masakattan bize de gurur veriyor. Veli nimetimiz, değil mi? Samimi söylüyorum yani bunu. Efendim, bizler sizi tanıdık, firmanızı tanıdık, ziyadesiyle memnun olduk. İnşallah işiniz gücünüz rast gelsin diyelim, başarılarınızın devamını dileyelim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bizlerden bir isteğiniz var mı efendim? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Evet sevgili izleyenler, bu hafta sizler için gayrimenkul fuarını gezdik, dolaştık. Projeler hakkında konuştuk. Buraya gelen firmalarımızı tanıdık. Bir sonraki Erkan'la geziyoruz programda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.